Daha önce Türkçe webinarlarımıza katılanlarınız varsa aranızda tanıyordur. Tanımayanlar için kısaca kendimden bahsederek başlayayım ben. Şimdi bugün Networks takımını temsilen buradayım. Genel hatlarıyla tüm teknik konularda takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Uzun senelerdir çeşitli ülkelerde, firmalarda, nesnelerin interneti alanında çalıştım. 1,5 senedir de Teltonika'dayım. Bugün Aramis için toplandık burada. Daha önceki webinarlarda da kısaca bahsetmiştim Aramis'ten aslında. Katılanlar varsa hatırlıyordur. Gelen yoğun istek üzerine de sadece Aramis odaklı bir webinar yapmaya karar verdik biz. Şimdi webinar şöyle gidecek. Önce genel olarak Aramis'ten biraz bahsedeceğim. Daha sonrasında bahsettiğim özelliklerden teker teker önce arayüzü, sonra küçük demonstrasyonlarla tamamen inceleyeceğiz, bir genel bakış yapacağız. Sonrasında da eğer varsa sorularınızı cevaplarız. Dediğim gibi Aramis, daha önce de bahsetmiştim, bizim uzaktan yönetim IoT platformumuz. Gün be gün gelişen teknolojiye ayak uydurmak için siber güvenliği en üst seviyede tutabilmek adına dinamik ve sürekli gelişim halinde bu platformumuz. Son derece kullanıcı dostu arayüzü var ve hızlı tepki süresiyle öne çıkıyor. Kullananlar varsa biliyordur. Oldukça güvenli. Sertifikalarımızdan bazıları CIS V7. Ayrıca OWASP testlerinde başarıyla geçti. Bulut olarak NASA ve Netflix gibi firmaların tercihi olan AWS ile çalışıyoruz. Amazon Web Services. Şimdi ekranda da görebildiğiniz gibi Aramis oldukça aslında kapsamlı bir platform. Ben düzen yapısı kaynaklı olarak üçe böldüm akılda kalıcı olması adına. Management, Connect ve API olarak hepsinden teker teker bahsedeceğim. Şimdi Aramis Management şöyle, sayı sınırı olmaksızın, pardon, sayı sınırı olmaksızın tüm Teltonika cihaz filonuz üstünde tam kontrol sağlamaya yarıyor. Oldukça kullanıcı dostu bir arayüzü var, daha önceden de belirttiğim gibi. Lokasyon geçmişi takibi, tarihsel raporlama, çeşitli şekillerde ayarlanabilir alarm ve bildirimler, hotspot yönetimi ve belki de cihazımızın en önemli özelliklerinden biri olan multi-config ve FOTA gibi çok çeşitli özelliklere sahip. Mesela 2000 tane cihazımız olduğunu düşünelim. Tıkla hepsinin aynı anda yazılımlarını güncelleyebilirsiniz mesela. Normal şartlar altında tek tek yapmaya kalktığınızda oldukça rahatsız edici, sıkıcı, yorucu olan bu işleri böylelikle otomatize edebiliyoruz. Aramis Connect, bu mesela inanılmaz hayat kolaylaştırıcı bir fonksiyon. Demonstrasyonlarla da göstereceğim size. Bu özellik sayesinde Teltonika cihazlarınıza bağlı tüm akıllı cihazlara VPN ve en önemlisi public IP ihtiyacı olmadan sanki lokal bağlantı yapıyormuş gibi, karşısında oturuyormuş gibi bağlanıp yönetebiliyorsunuz. Aramis API'da eğer komple Aramis kullanmak yerine bazı özellikleri alıp kendi IoT sisteminize entegre etmek isterseniz buna imkan sağlıyor. Yönetim kanadıyla başlayalım isterseniz önce. Daha önce bahsettiğim ve adından da anlaşılabileceği gibi bu başlığın altında özellikler cihazımızı izleme ve yönetme için kullanılıyor. Yani belki 2-3 cihaz için manuel olarak yönetim çok zor değil. Ve cihaz sayısının yüzlerce veya binlerce olduğu durumlarda bu tarz özellikler oldukça önem kazanıyor. Hem maddi olarak hem sağladığı zaman tasarrufuyla gerçekten elimizi çok kolaylaştırıyor. Bu bölümün önemli özelliklerini birkaç başlık altında topladım ben. Bahsedeceğim, canlı demonstrasyonu da yapacağım. İlk alt başlığımız alarmlar ve bildirimler. Aramis'in en çok beğenilen özelliklerinin başında gerçek zamanlı alarmlar geliyor. Bu özellik cihazlarınızda anlık olarak ne olduğu ile ilgili size bilgi vermek için tasarlandı. Aramis'e ekli cihazlarınız için birçok parametreye göre alarm kurabiliyorsunuz. Mesela mobil sinyal gücünün belli bir seviye altına düşmesi, sinyalin kopması, durum değişiklikleri, eğer cihazınız destekliyorsa cihazın daha önceden belirlenen coğrafi çitin dışına çıkması veya içine girmesi gibi. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Aramis'te kısaca bir bakalım nasıl yapıldığına.
Evet, görebiliyorsunuz sanıyorum ekranı, değil mi? Şimdi isterseniz önce kısaca bir arayüze bakalım. RMS arayüzüne. Şimdi giriş yapınca ben giriş yapmıştım biraz önce. Şuradan sağ taraftan login yapıyoruz. Daha sonra overview ekranı çıkıyor karşımıza. Şurada sol tarafta görebileceğiniz. Bu bize cihazların bağlantı durumu, sayısı, sinyal verisi gibi bilgileri gösteriyor girer girmez. Hemen altında son eventlerin bildirimlerini görebilirsiniz. Şurada cihazda neler yaptım. Mesela Root 240'ların şifrelerini değiştirmişim. Onun hemen altında oluşturulan dosya var. Dosyalar var. Şu an için oluşturduğum bir dosya yok. Ama eğer ki herhangi bir dosya indirdiğiniz zaman burada görebilirsiniz onları. Sağ tarafta cihazın oldukça faydalı bilgileri var. Burada metrikleri görebiliyorsunuz. Tıklayalım mesela. Şurada daily, weekly, monthly olarak günlük, haftalık veya aylık seçebiliyorsunuz. Burada metriklerini görmek istediğiniz özellikler var. Mesela data kullanımı, işte sıcaklık, sinyal gücü vesaire gibi parametrelere bakabiliyorsunuz. Kullanım alıma göre mesela tıklayalım bir tanesine. Buradan metrik olarak seçebiliyorsunuz mesela. Buradan yani en güzel özelliklerinden bir tanesi aslına bakarsanız ani inişler ve çıkışlar gibi dataları karşılaştırıp herhangi bir şekilde bir spike vesaire gördüğünüzde sorunları buradan tespit edebiliyorsunuz. Burada da en çok kullanılan tagler var. Cihazlarımızı tagleyebiliyoruz. Atıyorum yüzlerce, onlarca cihazımız olduğu zaman herhangi birine işte şuradakiler, buradakiler diye taglediğimiz zaman özellikle buradan görebiliyoruz onları. Sol tarafta şurada gördüğünüz özellikler mevcut. Bunların hepsinden bahsedeceğim teker teker. Sağ tarafta burada ayarlarınızı yapabileceğiniz bölüm var kullanıcı olarak. Üstüne tıklarsanız zaten pop olarak açılıyor. Burada kredi işlemleriniz, işte RMS'e gelen yenilikleri görebileceğiniz changelog. Eğer beyaz olarak kullanmak istemiyorsanız dark mode. Bulunduğunuz time zone'u seçebileceğiniz time zone ve güvenli çıkış olarak buraları görebiliyorsunuz. Şimdi şeye bakalım biraz, alerts'e bakalım. Şimdi burada bir veya birden fazla cihaz için herhangi bir okazyonda geri bildirim alabilme amaçlı alarm kurabiliriz. Sol taraftan devices'i seçtiğimiz zaman şu an burada aktif olan cihazları görüyorsunuz. Şuradaki yeşil statüler cihazların online olduğu, kırmızının da online olmadığı anlamına geliyor. Bunu özellikle bıraktım sonrasından bir daha bakalım diye. Farklı özelliklere sahip cihazların farklı alarm sekmeleri oluyor. Yani mesela Root 240 ve Root X12 birbirinden farklı alarm sekmeleri veriyor. Bir tanesini göstereyim ben mesela. Atıyorum burada Root X11 var. Yani mesela Root X11'de atıyorum GPS desteği olduğu için geofencing ile ilgili alarm yaratabiliyorsunuz. Seçelim buradan Root X11'i. Buradan tıkladığınız zaman eğer birden fazla cihazınız varsa bunların hepsini seçip ama aynı jenerasyon olması lazım tabii cihazların ya da aynı özellikleri destekliyor olması lazım. Şuradan alert'e geliyoruz. Create alert diyoruz. Burada Alert Event tabına tıkladığımız zaman alarm göndermeyi tetikleyecek olan parametreleri seçiyorsunuz. Seçtiğiniz parametreye göre de aşağıdaki Event Subtype değişiyor. Yani mesela sinyal kuvvetini seçecek olursak Root X11'de burada Event Subtype'da belli desibel milivat aralıklarını gösteriyor. İşte atıyorum Status Change seçelim buradan. Online'dan offline'a veyahut da offline'dan online'a geçişiniz router'ın. Bunların hareketini gösteriyor. İşte mobil datada bağlandığında haber versin, koptuğunda haber versin veyahut da belli bir data limitine geldiğinde haber versin gibi. Geofencing'de de biraz önce bahsettiğim gibi
Burada işte belirlediğiniz olan coğrafik çitin dışına çıktığında veyahut da bu coğrafik çitin içine girdiğinde buradan enlem boylamlarını vesaire seçiyorsunuz. Mesaj yolluyor. Şimdi mesela yapalım bir tane beraber. Ne diyelim? Router mesela atıyorum koptuğunda diyelim mesela bağlantı gittiğinde online to offline diyoruz. Action olarak iki seçenek var burada. Bir tanesi send from RMS email, bir tanesi send email. Normalde şey olarak default olarak send from RMS email'i kullanıyoruz ama ola ki herhangi özel bir mailden gelsin, kendi mailinizden vesaire başka bir mailden gitsin istiyorsanız burada send email bölümünde bunu seçebiliyorsunuz. Send email derseniz de SMTP email konfigürasyonu yapmanız lazım normal sizdeki bilgilerle. Buraya herhangi bir subject diyorsunuz. İşte koptu diyelim mesela. Ola ki router offline'dan offline'dan pardon online'dan offline'a geçtiği zaman size burada router'ın ismi, hangi router gitti, işte ne oldu, timestamp ne zaman gitti vesaire gibi özellikleri buradan seçiyorsunuz. Şuradaki soru işaretinin üstüne gelirseniz zaten mesela istediğiniz bilgileri buraya ekleyebilirsiniz. Sağda gördüğünüz sintakste. Buraya da almak istediğiniz maili yazıyorsunuz. Yani mesela saat ayarı kovan hotmail.com diyelim. Şimdi bu cihaz herhangi bir şekilde gelelim mesela yarattığımız Device Alerts diyoruz. Burada yarattığımız şeyleri, alarmları görebiliyoruz. Offline'dan online olunca mesela daha önce de yaratmışım bir tane. Sertan.yargo.teltonika.lt'ye mail gidiyor. Eğer alertleri silmek istiyorsanız da şuradan Remove Alert dediğinizde hemen silebiliyor. Şimdi kafa karışmaması açısından şeylere böldüm dediğim gibi. O yüzden şöyle bir bakıyorum teker teker. Yani herhalde alert olarak başka gösterebileceğim bir şey yok. Buradan yarattıklarımızı görebiliyoruz. Buradan da SMTP ayarlarını yapabiliyoruz. DNSS pozisyonlama. Şimdi cihazlarımızın tabii çok önemli özelliklerinden ve sevilenlerinden bir tanesi de DNSS pozisyonlama ve coğrafi sınırlama. RMS tabii ki de sadece cihazlarımızı uzaktan ayarlamaya yaramıyor. Bahsettiğim gibi birçok kullanış özelliklerine sahip. Bunlardan bir tanesi de DNSS modülü. GPS desteği yoksa mesela baz istasyonu üçlemesi veya manuel girişle de takip edebiliyorsunuz cihazlarınızı. Atıyorum Türkiye'nin veya Avrupa'nın herhangi bölgelerine dağılmış yüzlerce cihazımızın olduğunu düşünürsek oldukça kullanıcı dostu bir özellik. Yani müdürlerden birinin mesela arayıp herhangi bir ekstra bilgi vermeden sadece sorunlu cihazın nerede olduğunu söylemesi yeterli olur bizim uzaktan kontrol edebilmemiz için. Arka planda Google Maps destekli çalışıyor bu özellik. Bu da ekstradan bir bilgi olsun. İsterseniz yeniden RMS'e dönüp bir nasıl çalıştığına bakalım beraber. Şimdi buradan şöyle şuradan device map var mesela. Bu yine devices ekranında. Buradan eğer device map'e tıklarsanız sol taraftaki bu renklendirmeler daha önce de dediğim gibi cihazların ne olduğunu gösteriyor. Buradan device map'e tıklayalım. Şimdi hemen sağ tarafta uydu görüntüsü, normal harita görüntüsü, işte buradan dağlık görüntüyü seçebiliyorsunuz mesela. Uydu görüntüsünü seçebiliyorsunuz. Normale dönelim. Yan tarafta hemen tarama ekranı var.
Burada RMS hesabında bağlı olan tüm cihazları lokasyonlara göre arayabiliyorsunuz. Şimdi bu hesapta mesela benim İzmir'de bir tane Route X11'im kayıtlı. Yazayım mesela buraya İzmir. Gördüğünüz gibi lokasyonu tam olarak gösteriyor cihazın nerede olduğu ile ilgili. Üstündeki yeşil, şuradaki yeşil cihazın erişilebilir olduğunu gösteriyor. Buradan cihazın genel olarak özelliklerine bakabiliyorsunuz. İşte web UI'ya bağlanabiliyorsunuz isterseniz. İsterseniz CLI'ye komut sistemine direkt bağlanabiliyorsunuz. Mesela cihazın özelliklerine tıklayalım. Cihazın özelliklerine tıkladığımızda genel olarak hatlarıyla bize cihazın özelliklerini gösteriyor. İşte son eventler var. Sistem eventleri var, sistem durumları var. Cihaz up mı, down mu, mobile statüsü nedir? Burada gördüğünüz 4 tane Ethernet portuna herhangi bir şey bağlı mı vesaire. Ekranda bunlar var. Aşağıda WAN durumu, işte daha önce yaratılan eventler. Eğer oluşturduysanız herhangi bir şekilde oluşturduğunuz dosyalar. Bunları görebiliyorsunuz. Bu ekran ayarlanabilir, customizable. Dediğim gibi. Mesela bu ekranın cihazın, bu ekranda mesela cihazın enlem ve boylamını da görmek istiyorsunuz diyelim şimdi. Şuradan General'ın altından Add Custom Box diyoruz. Yani buradan ne olarak görünmesini isterseniz mesela boylam diyelim. Burada şuradan teker teker bakmak istemezseniz istediğinizi yazabiliyorsunuz. Mesela burada cell tower enlem ve boylamlarını, hangi cell tower'dan şey aldığını. Çeşit çeşit onlarca var mesela. Buradan GPS latitude, GPS longitude diyelim. Save dediğimiz zaman gördüğünüz gibi burada boylam altında şu an şey dışarıda olmadığı için, anten dışarıda olmadığı için latitude longitude almıyor. Ama burada enlem ve boylamınız çıkıyor bunu yaptığınız zaman. Eğer normal haline editleyebiliyorsunuz. İstediğiniz gibi bunları sağa sola taşıyabiliyorsunuz, sürükleyebiliyorsunuz. Eğer default olmasını isterseniz buradan reset settings'e bastığınızda aşağıdaki enlem boylam kayboluyor. Başka, şurada Matrix ekranı var. Güzel bir ekran, Matrix ekranı. Size genel hatlarıyla bir sürü bilgi verebiliyor. Burada görebileceğiniz bazı şeyler var. Mesela ısı, işte bağlantı tipi, sinyal kuvveti. Böyle aşağı doğru uzuyor, gidiyor. Buradan bunları tarihsel olarak seçebiliyorsunuz. Bu mesela 19 Mayıs ile 20 Mayıs arası. Burada data range'in altına tıkladığımızda mesela atıyorum 14 Mayıs'tan 19 Mayıs'a kadar seçelim. Play dediğimiz zaman burada görebiliyorsunuz. Aralarda ben cihazı kapatıp açtığım için tabii kopukluklar olmuş vesaire. Burada tarihler görünüyor. Belirlediğiniz her parametre aşağıda renk belirleniyor. Mesela şu ısı, bağlantı tipi, sinyal kuvveti vesaire. Buradan istediklerinizi seçebiliyorsunuz. Sağ taraftan istediklerinizi seçerseniz hemen ekrana düşüyor. Mesela ne diyelim, speed diyelim. Bastığımız anda speed geliyor. İşte yani birçoğunu ben bunları kullanmadığım için şu an ekranda çıkmayacaktır. Mesela sim 1'e basalım. Şurada hemen sim geldi gördüğünüz gibi. Hepsine farklı renk atanıyor. Çeşitli parametreleri böyle tarihsel olarak sınırlandırabiliyorsunuz. Buradan zoomlayabiliyorsunuz. İşte zoom'u çekebiliyorsunuz. Buradan yani sağ taraftan istediklerini seçerseniz aynı şekilde hemen ekrana düşüyor. Başka ne gösterebilirim burada? Tarihsel olarak parametreleri seçiyoruz. Şurada mesela atıyorum bunu indirebiliyorsunuz da. Şuradan menüye tıklarsanız burada 3 farklı formatta bilgisayarınıza bu rapor olarak indirebilirsiniz. Metriklerle ilgili genel olarak söyleyebileceğim şeyler bunlar. Cihazın
Buradan data usage'ını görebiliyorsunuz. Şey olarak kullandığı, sim olarak kullandığı. Dediğim gibi yine lokasyonunu görebiliyorsunuz. Buradan da port scan yapabiliyorsunuz. Buna yine döneceğiz sonradan. Sonuna bakalım isterseniz. Evet, aktivite raporları ve istatistikler. Şimdi data başarıya giden yolda her zaman en büyük destekçimiz biliyorsunuz. Bu ekranı kullanarak neredeyse her çeşit datayı tek bir raporda, isterseniz periyodik aldığınız raporlarda elde edebiliyorsunuz. Rapor sınırı yok. Her rapor RMS'te saklandığı gibi isterseniz PDF olarak da indirebiliyorsunuz. Tek tek aramak yerine tüm dataya anında ulaşmak tabii ki inanılmaz bir zaman kazancı sağlıyor bize. Şuradan, pardon. Atlamak istemiyorum, sürekli kontrol ediyorum, kusura bakmayın. Şöyle RMS'e gidelim yeniden. Ulaşımı yine oldukça kolay, burada reports diyoruz. Şu an benim daha önceden seçtiğim herhangi bir raporlama olmadığı için, varmış. Bir tane yaratmışım mesela. Biz bir tane yeni yapalım beraber. Şuradan report diyoruz. Add new report diyoruz. Ekran çıkıyor. Aslına bakarsanız oldukça zaten kullanıcı dostu arayüzü var dediğim gibi. Şuradan soru işaretlerinin üstüne gelirseniz geldiğiniz soru işaretlerinde size neler yapabileceğiniz konusunda bilgiler veriyor. Yani isme yine de test diyelim mesela. Description'a da test diyelim. Burada bir kerelik mi bir rapor istiyorsunuz yoksa periyodik olarak mı rapor istiyorsunuz, bunu seçiyorsunuz. Tek bir kerelik bir rapor isteyelim mesela. Son gün, son hafta, son ay veyahut da atıyorum şu tarihler arasında, belli tarihler arasında diyorsunuz. Belli tarihler arasında seçelim mesela. Buradan ne diyelim? Mayıs mesela, ne diyelim, 22 Nisan 1 Mayıs ya da daha güncel olsun, 30 Nisan'la 6 Mayıs arasından rapor isteyelim. Apply dediğimiz zaman bir alttaki tabında hangi cihazlarla ilgili rapor istiyorsunuz diye bunu seçebilirsiniz device tabinden. Eğer isterseniz cihazların taglerine göre de seçebiliyorsunuz. Mesela atıyorum İzmir cihazlar, İstanbul cihazlar, Ankara cihazlar diye cihazları taglediniz. Bu cihazlarla ilgili buradan bilgiyi seçebiliyorsunuz. Ya da RMS'e bağlı şirketlerin içinde, yani benim şu an bir tane var mesela, Kaunas TLT adında. Atıyorum aynı RMS'i kullanan birden fazla şirket varsa müşterilerinize yaptığınız, bunlarla ilgili de yapabiliyorsunuz. Yaz olarak seçeyim ben bunu. Buradan uygulamak istediğiniz cihaz listesini seçebiliyorsunuz. Ne yapabileceğinize dair. Mesela atıyorum sistemde kayıtlı bunlar var. İki tane farklı kullandığım için arada gidip gelebiliyor. Root 240'a isteyelim mesela. Şöyle Root 240 ile ilgili burada seçtiğiniz zaman Root 240 ile ilgili alabileceğiniz parametreleri görebiliyorsunuz ekranda. İşte router uptime, temperature olsun. Şimdi bununla ilgili çok bilgi gelmeyecektir. Ben diğerinden göstereyim size. İki tane farklı şey kullanıyorum. RMS kullanıyorum. Rapor, yeni rapor diyelim. Test. Test. Tek seferli custom dedik. Yeniden seçtik. Cihaz diyoruz. Burada kayıtlı 3 tane cihazım var benim bu account'ta. Mesela biraz önce 240'inkileri göstermiştim. Şimdi X11'i seçelim. Buradan sinyal gücü, işte uptime diyelim, connection type, hangi operatörü kullanmış, ne kadar data kullanmış. İstediğinize göre oluşturabilirsiniz. Tabii ne kadar çok seçerseniz o kadar data harcayacaktır. Bekliyoruz. Rapor
kurulmuş oluyor. Raporu kurduktan sonra şurada 3 tane tab var. Buradan raporu yarat diyoruz. Bu daha önce yarattığım en aşağıya geldi herhalde. Şuradan raporu yarat diye. Tekrar bir ekleyelim. Aslında online olması lazım cihazın ama neden online değil diyor. Şöyle bir bakalım. Device. Route 11, Route 240. Tekrar girelim raporlara. Single diyelim, custom. Mayıs'ın 13'ünden Mayıs'ın 20'sine kadar diyelim. O tarihte cihaz kapalı olabilir. O yüzden datayı vermemiş olabilir. Daha güncel bir tarihten alalım. Cihazı seçiyoruz. Route 11'i istedik. Evet, raporu oluşturdu. TTT yaptım bu sefer, en üste geldi bilelim diye. Şuradan generate report diyoruz. Evet, dediğim gibi. Raporu oluşturdu. O tarihte bu cihaz kapalıydı büyük ihtimalle. Tam kontrol edemiyorum hangi tarihlerde açık kapalı olduğunu. Onunla ilgili alamadı rapor o yüzden. Rapor görelim diyelim. Şimdi burada rapor görelim dedikten sonra seçtiğim bütün parametreleri teker teker görebiliyorsunuz. İşte maksimum sinyal, minimum sinyal, ortalama çekiş kuvveti, sıcaklık, uptime vesaire. Böyle uzayıp gidiyor. Aşağıda cihazın bilgileri var. Mesela bu seçili süre aralığında uptime ne kadar olmuş, router uptime, işte connection uptime ne kadar olmuş, hangi operatör kullanılıyor, hangi bağlantı tipi yapılmış vesaire gibi bir sürü bilgi var. Buradan da görebiliyorsunuz raporun oluşturulduğu tarihi, işte tek seferlik mi oluşturulmuş yoksa çok seferlik mi oluşturulmuş vesaire gibi. Ayrıca buradan şurada hemen isminin yanındaki butona basarsanız da bunu bilgisayara PDF olarak indirecektir. Raporu PDF olarak da görebiliyorsunuz. Chart and Historical Data, yani bunu açılışta bahsetmiştim aslında. GNSS bölümünde de bahsettim. İsterseniz ekrana bir daha bakalım. Çok kısaca hatırlamak amaçlı. Şuradan ana açılış ekranında işte historical data'yı, eventleri vesaireleri buradan görebiliyorsunuz. Burada daha önce oluşturduğum loglar var ikinci RMS hesabımda. İşte bir tane backup dosyası oluşturmuşum daha önce. Bunları isterseniz tekrardan indirebiliyorsunuz ya da görüntülenen bir dosyaysa buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Burada da günlük, haftalık, aylık olarak metrikleri seçebiliyorsunuz, istediğiniz metriği size gösteriyor. Evet, multi-config photo. Yani bizim ilk başlarda galiba sorular geliyor ama en son bakacağız sorulara. Bu arada hepinizin sesi kısık arkadaşlar. Bütün sorulara en sonunda cevap vereceğim. Şeyi bölmeyelim isterseniz. Sunumu bölmeyelim. Multi-config photo. Photo, firmware over the air'ın kısaltılması tahmin etmişsinizdir. Yazılım güncelleme sürekli devam eden bir şey. Biliyorsunuz. Yani siber tehlikeler oluştukça ya da performansla ilgili geliştirmeler yapmak istediğinizde başvuruyoruz bu duruma. Normal şartlar altında oldukça sıkıcı bir durum. Dediğim gibi 1000 tane cihazınızın olduğunu düşünün. Hepsini tek tek sahada güncellemek ve uzaktan da olsa tek tek yapmak oldukça sıkıcı, vakit kaybı. Foto çok güzel bir özellik. Tek tıkla binlerce cihazı aynı anda güncelleyebiliyorsunuz. Bana kalırsa mükemmel hayat kolaylaştırıcı bir şey. Hem teknisyenlerin canını sıkmıyor hem de vakit kaybetmiyorsunuz. Multi-config özelliği sayesinde de cihazların istediğiniz parametrelerini toplu olarak değiştirebiliyorsunuz. Yani nerede yardımcı olur derseniz hem kafa karışıklığını engelliyor hem yanlış yapma ihtimalinizi oldukça azaltıyor. Yani siz tuşlara tıklarken oluşabilecek uyumluluk sorunlarıyla da RMS ilgileniyor.
Bana kalırsa oldukça başarılı. Bir bakalım isterseniz. Şöyle genel olarak. Şimdi RMS'e girdiğimizde bizi karşılayan ekran buydu. Sol tarafta management'ın altında devices diyelim. Benim şunu da belirteyim tabii. Cihazla ilgili ayarları yapabilmeniz için aynı jenerasyon cihazları olması gerekiyor. Sonuç olarak hepsine yapabileceğiniz şey farklı olduğunuz için. Atıyorum 100 tane RootX 12'niz varsa burada şu sol taraftan ya da hepsini teker teker klikliyorsunuz. Veyahut da tiplere göre aratıp hepsini seç de diyebilirsiniz buradan. Böyle yaptığınızda tamamen yapıyor. Şimdi ben de aynı jenerasyondan cihazlardan olmadığı için birden fazla bir tanesini yapalım mesela buradan RootX 11 diyelim. Yukarı gelip Configuration'ın altında Configure Devices diyoruz. Bu arada tek ön şartı bu cihazın aynı yazılımı kullanıyor olması. Mesela 100 tane RootX 11'iniz varsa bütün hepsinin cihaz sürümünün aynı olması gerekiyor. Aynı özellikleri kullanabilmeniz için. Burada tıkladığımızda değiştirebileceğiniz parametrelerden bazıları var mesela. Şimdi mobil sekmesinin altında mesela ne diyelim mobil configuration'da SIM. İki SIM kart var biliyorsunuz cihazımızda. Diyelim ki birinci SIM kart, takılı olan SIM kart. Buradan default olarak seçebilirsiniz. İşte data roaming'i engelleyebilirsiniz. Buradan service modu seçebiliyorsunuz. İşte sadece şunu kullansın vesaire bunu kullansın gibisinden. Şöyle yapalım. SIM switch diyelim. Birinci SIM kartımız otomatik switching'i aktif hale getirelim mesela. Buradan weak signal diyelim mesela. Birinci SIM kartımızdaki sinyal seviyemiz atıyorum 90 dBm'in altına düşerse otomatik olarak ikinci SIM'e geç diye emir veriyoruz SIM'imize. Burada yaptığınız özellikleri gösteriyor size emin olmanız açısından bir kere daha. Confirm diyorsunuz. Şu an itibariyle bu özelliği yaptı. Şimdi bir sonraki bir sonraki başlattığınızda RMS'i veyahut da cihazınızı herhangi bir şekilde SIM'de bir sıkıntı olduğu zaman ikinci SIM'e direkt olarak öylelikle geçmesi için multi config ayarlarını yapabiliyorsunuz. Başka ne yapabilirsiniz? Mesela bir sürü özellik var. Teker teker şimdi hepsinden bahsedip sizi sıkmayayım. Mesela buradan X11'in yine password management diyelim. Bu açılan ekranda isterseniz mesela şimdi cihazın uzaktayız, yanında değiliz. Uzaktan şifresini değiştirmek istiyoruz. Nasıl yaparız derseniz oturduğunuz yerin rahatlığıyla birkaç seçenek sunuyor mesela RMS size. Burada eğer isterseniz RMS size 32 karaktere kadar şuraya tıklarsanız özel imgeler de dahil olmak üzere şifre yaratıyor. Bunu daha sonrasında CSV olarak bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. İsterseniz set password diye elle girebilirsiniz. Mesela şu anki RootX 11'i atıyorum işte hey bir bilmem vesaire bir şey yazıyorsunuz. Set password dediğiniz zaman bir tanesini değiştirelim hatta direkt görün ya. Farzım yani konuşmayalım. Burada değiştirdiğiniz şifreyi summary file olarak da kaydediyor. Set password dedim mesela. Yazamamışım password. Tebrikler. Gördüğünüz gibi set operation completed successfully dedi.
Şu an itibariyle router'ın arayüzüne giriş şifresini değiştirdik. Eğer isterseniz, yani atıyorum çok fazla yapacaksınız. Bir anda 1000 tane şifre değiştirmek istiyorsunuz. Buradan set password from CSV'ye tıklayıp buradan select file deyip daha önce herhangi bilgisayarınızda yüklemiş olduğunuz CSV dosyasını yükleyip teker teker hepsinde uğraşmadan atıyorum 1000 tane 2000 tane cihazı aynı anda değiştirebiliyorsunuz. Buradan da download demo CSV file derseniz size nasıl yapmanız gerektiğini gösteren daha önceden hazırlanmış bir CSV dosyası indiriyor. Oraya şifreyi vesaire istedikleri bilgiyi tıklayıp buraya yüklediğiniz ve set password dediğiniz zaman otomatik olarak değiştiriyor. Burada da daha önceden yaratılan şifreler var. Biraz önce yarattığım şifre mesela burada. Başka ne yapabiliriz? Foto ile ilgili multi-config foto. Yine mesela bu sefer root 240'ı seçelim. Buradan cihazlara backup yükleyebiliyorsunuz. Mesela çalışan veyahut da belirli özelliklerde aldığınız bir backup'ınız olursa ve istiyorsanız mesela bu 100 tane cihazınızda aynı şey çalışsın. Buradan upload backup diyerek toplu olarak şu sol taraftan seçtiğinizde daha önce bir backup'ınız varsa buradan seçip buradaki backup'lar çıkacaktır. Files'ın altında da zaten yüklüyse şu an için olmadığı için çıkmıyor. Buradan tek tıkla bütün backup'ları teker teker yükleyebiliyorsunuz. Onun dışında biraz önce de bahsettiğim, sunumda bahsettiğim firmware yenileme özelliği. Burada yapabileceğimiz iki tane şey var. Daha önceden, şimdi mesela şuraya tıklayayım, kendiniz görün direkt. Burada iki tane çıkıyor. Bir tanesi en son yayınlanmış, mesela Root 2 jenerasyonun yayınlanmış en son firmware'i var. Bir de çıkarken fabrika ayarlarıyla olan bir yer var. Yani upgrade veya downgrade yapabiliyorsunuz. Eğer isterseniz de yani daha önceden herhangi bir şekilde custom olarak kaydettiğiniz bir firmware'iniz varsa o da burada görünecektir. Şu an için 1.14 kullanıyor mesela. En son firmware zaten güncelleme yapmayacaktır o yüzden. Büyük ihtimalle bunun hepsini güncellemişimdir ben ama. Bu mesela güncellenmemiş. Şu an itibariyle şurada görünen cihazınızın kullandığı firmware. Buradan mesela latest firmware diyelim. İki şıkkınız var. İsterseniz cihazın içindeki özellikle yani yaptığınız ayarları tutsun veya tutmasın. Bunu buradan seçebiliyorsunuz. Set update diyelim. İnternet hızınıza bağlı olarak ne kadar hızlı veya yavaş yaptığını buradan görebileceksiniz. Yükledi, validate ediyor. Evet, cihazımızın firmware'ini güncelledik, validate'ini de ettik. Şu an itibariyle cihazımız kendini baştan başlatacak yeni firmware'in aktif olması için. Offline moduna geçti. Birazdan otomatik olarak online moda geçecektir. Dediğim gibi cihazı baştan başlatabiliyorsunuz. Update device information derseniz cihazdaki son yapılan yenilikleri elle yeniliyor. VPN konfigürasyonu yapabiliyorsunuz. Site bloklayabiliyorsunuz. Vesaire vesaire özellikler uzayıp gidiyor. Pardon. Evet, multi-config fotoyu geçtik. Evet. Şimdi ikinci bölüme gelelim. Management ile ilgili bölümü bitirdik. Şimdi Connect ile ilgili bölüm hakkında konuşacağım. Yani adından da anlaşılabileceği gibi uzaktan farklı protokoller kullanarak çeşitli cihazlara bağlanmamızı sağlıyor bizim Connect.
İlk olarak bu cihazları biz sadece kendi, pardon, bu özelliği sadece kendi cihazlarımız için yaptık. Yani ilk başlarda bunu sadece Teltonika cihazlar için kullanabiliyordunuz. Daha sonrasında gelen geri bildirim ve istekler doğrultusunda önce bu cihazlara bağlı olan diğer cihazları arayüzlerine, son olarak da son kullanıcı bilgisayarlarına desktop özelliğini getirdik. Oldukça kullanışlı. Üç bölüm altında inceleyeceğiz yine bu başlığı. Birincisiyle başlayalım isterseniz. HTTP, HTTPS çoğumuz aşinadır büyük ihtimalle protokole. Ortak kullanıma açık hiper ortam bilgi sistemleri için bir iletişim protokolü. HTTP bildiğiniz gibi. S de secure olanı. Şimdi bunu RMS'e kayıtlı olan cihazlarımızın kullanıcı arayüzüne bağlanırken kullanıyoruz. Oldukça kolay kurulumu. Şimdi ben webinardan önce sabah kurmuştum birkaç tane cihaz. Ama size yine de kurulumu göstereceğim. Sonra bir tanesine bağlanalım isterseniz. Şuradan sol tarafta RMS Connect başlığı altında RMS ile ilgili neler yapabileceğiniz var. HTTPS hakkında konuştuk. Remote HTTPS diyelim. Buradan benim sabah kurduklarım var mesela. Bunlar bizim Litvanya'daki ofisimizde bu arada. Uzaktan kurdum bunları. Ben bir tane yeni ekleme göstereyim. Ondan sonra bir tanesine bağlanalım beraber. Remote diyoruz burada. Dediğimiz zaman ne diyelim? Test bağlantısı. Cihazın IP'sini bilmeniz gerekiyor. 192, lokal IP 168, 1.15 diyelim. Bu arada bakın daha önceden kurduğum bir alarm vardı benim. Cihaz online olunca size mesaj gelsin diye beraber yapmıştık offline online. Onunla ilgili mail geldi. Cihaz online oldu diye offline olduktan sonra. Protokolü seçiyorsunuz buradan. İki protokol var. HTTP, HTTPS. HTTP protokolü. Buraya portu giriyorsunuz. HTTP'nin protokolü 80 bildiğiniz gibi. Burada da cihazınız hangi cihazın arkasında bağlıysa onu seçiyorsunuz. Seçtikten sonra dediğiniz zaman cihazı kuruyor buraya. Şimdi bizim ofiste bir tane termal kamera kurdum ben mesela. Bir tane switch kurdum. Bir tane de Netgear router var şeyin arkasında. Router'a bağlanalım mesela. Buraya tıkladığınızda cihazın özelliklerini gösteriyor bu arada. Birazdan bundan da bahsedeceğim. Daha önce de konuşmuştuk zaten. Tıklayalım. Taraftan dediğim gibi ara ara bakıyorum herhangi bir şeyi atlamayayım diye. Evet, tıkladığımız zaman burada daha önceden yapılmış bir tane var. Yeni yapalım. İsterseniz buraya mesela otomatik olarak böyle yarım saat geliyor. Eğer isterseniz siz buradan tıkladığınız zaman mesela şimdi bu oluşturacağımız link nokta nokta kadar aktif kalsın. İşte bir saat aktif kalsın, 2 saat aktif kalsın vesaire gibisinden. Normali seçelim biz, yarım saat olsun. Generate diyoruz. Gördüğünüz gibi bize yarım saatlik göreceğiniz burada link duration dediğiniz bir link verdi. İsterseniz yeni şeyde görebiliyorsunuz. Yeni Window'da açabiliyorsunuz. İsterseniz kopyalayıp bir yere yollayacaksanız bunu yapabiliyorsunuz. Veya da Remove Access Link mesela daha önceden oluşturduğumuzu silelim buradan. Kafa karıştırmasın. Daha sonra bu yarattığımız linke tıklıyoruz. Yani gördüğünüz gibi bunun için herhangi bir şekilde VPN kurmadım. Public IP kullanmadım. Normal sanki lokal olarak bağlanıyormuş gibi oluşturdum. Gördüğünüz gibi Litvanya'daki router'a tıklar tıklamaz response time'ı da görmüş oldunuz bu arada. Bağlanayım mesela. Evet, gördüğünüz gibi router'a bağlandık. Buradan sanki karşısındaymış gibi istediğimiz bütün ayarları yapabiliriz. Arkadaşların canını sıkmayayım şimdi çok fazla ayarda yapmayalım buradan.
Evet. Gördüğünüz gibi bağlandık cihaza. Uptime'da pardon, response time'da oldukça güzeldi. Diğer özellikle ne yapalım mesela? Termal kameraya da bağlanayım. Gerçi bunun şifresi yok ama. Bize SPC web server atacaktır büyük ihtimalle. Evet. Gördüğünüz gibi buradan şu an ofisteki kameraya bağlandık. Login yok maalesef bende. Buradan login yapıp direkt görüntü de alabiliyorsunuz kameraya bağlandığınızda. Evet, bir tanesi buydu. Dediğim gibi oldukça kolay. Oturduğunuz yerin konforunda sanki lokal bağlantı yapıyormuşsunuz gibi herhangi bir şeye public IP'ye ihtiyaç duymadan. Kurulumu oldukça kolay. Beraber yaptık bir tane kurulumda. Herhangi bir şekilde VPN gerektirmiyor. Yani size zorluk çıkarabilecek bir şey değil. Oldukça kullanıcı dostu arayüzü var. Bağlanabileceğiniz cihazlar yani HTTP protokolü sayesinde aramese kayıtlı cihazlar ve bunların arkasında olan aslına bakarsanız kullanıcı arayüzüne sahip her türlü cihaza bağlanabilirsiniz. Yani ben birkaç tanesini yazdım oraya ama genel fikir vermesi amaçlı. Web UI olan her şeye bağlanabiliyorsunuz. SSH. Şimdi bu da HTTP gibi çalışıyor aslına bakarsanız. Farkı sizi kullanıcı arayüzüne değil, komut satırı arayüzüne bağlıyor. Direkt SSH ile. Aşağı yukarı kurulumu aynı ama yani görmeniz açısından hatta bunu bir tane baştan yapalım isterseniz. Sabah kurduklarımdan değil. Bu arada biraz önce update yaptığımız gördüğünüz update firmware oldu, onayladı. Cihaz online oldu. Mesela o cihaza bağlanalım şimdi. Remote SSH diyoruz. Evet, bir tane yapmışım ben burada ama sileyim bunu. Ne? Add new remote diyoruz. Buradan manual dedik. Test diyelim. Kaçta IP'si? 192, 168, 1, 45'ti sanırım. Burada bu arada gösteriyor size. Şu sağ taraftakiler oldukça hani bilgi dağarcığı biraz daha az olan arkadaşlar için yardımcı olacaktır. Nereye ne girmeniz gerektiğini vesaireyi gösteriyor. Buradan mesela SSH için default portunun 22 olduğunu gösteriyor. Protokolü seçiyorsunuz buradan. SSH zaten default olarak seçili olarak geliyor. 22 diyelim. Port 240 diyoruz mesela. Evet. Evet, bağlantıyı oluşturdu. Kapattık. Tıklayalım teste. Yine aynı şekilde biraz önce bahsettiğim gibi şu kadar saat ayakta kalsın vesaire gibisinden. Link generate diyoruz. Evet, bize yarım saatlik bir link oluşturdu. Tıklayalım. Gördüğünüz gibi terminale bağlandı. Hatta giriş yapayım. Evet, doğru hatırlamışım. Gördüğünüz gibi şu an SSH yaptık cihaza ve buradan CLI'den istediğimiz komutu yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi oldukça kolaydı bunun da kurulumu. Yani HTTP'den tek farkı dediğimiz gibi bu sizi CLI ana arayüzüne bağlıyor.
Public IP ihtiyacımız yok. En güzel özelliklerinden bir tanesi bu. Ekstradan VPN gerekmiyor. Nelere bağlanabiliriz? Yine HTTP, HTTPS'ten farklı olarak router, gateway, computer, yani SSH server'a sahip olan her türlü cihaza bağlanabiliyorsunuz uzaktan. Evet, desktop. Bakıyorum notlarıma bir saniye daha sizin isteyeceğim. Çok fazla farklı özellik var. Olabildiğince en önemlileri anlatmaya çalışıyorum ki daha sonrasından herhangi bir şey unutmayalım diye. Gerçi en sonunda da soruları sorarsanız şu nasıl yapılıyor, bu nasıl yapılıyor diye bana mail de atabilirsiniz bu arada. sertan.yargo@teltonico.lt herhangi bir şekilde herhangi bir sıkıntı yaşarsanız yardımcı olmaya çalışırım ben. Şimdi RMS Desktop nedir? RMS Desktop bu bizim RMS'e en son en yeni getirdiğimiz özelliklerden bir tanesi. Windows ve Linux cihazlara bağlanabilmenizi sağlıyor. Yani bildiğiniz laptopa, desktopa vesaire herhangi bir şekilde bilgisayara veyahut da bu işletim sistemini kullanan post cihazıdır. Aklınıza gelebilecek yani bu sistemleri yürüten her şeye bağlanabiliyorsunuz. Yani başka kısaca bahsetmek gerekirse büyük hepinizin aşina olduğu TeamWeaver, AnyDesk, SolarWinds gibi uzaktan bağlanma programlarını elimine edebiliyorsunuz. Ki büyük ihtimalle bunları kurumsal bazda kullanımınız varsa bunların kurumsal lisansların ne kadar pahalı olduğunu biliyordur. Ne lazım? Yani öncelikle bağlandığımız Windows veya Linux cihazın Teltonika cihazımızla aynı network'te olması gerekiyor. Bunun dışında bağlanmak istediğimiz cihazın IP numarasını bilmemiz gerekiyor. Son olarak da bağlantı için hangi protokolü kullanmamız gerektiğini karar veriyorsunuz. Şu an için RDP ve VNC desteklerimiz var. Kullandıkları portlar standart zaten bu protokolün. Ya aşina olmayanlarınız olabilir diye bundan da kısaca bahsedeyim. RDP Remote Desktop protokolün kısaltması. Genellikle bilgisayarımızda ve endüstriyel bilgisayarlarda default olarak yüklü geliyor bu protokol. RDP çoğunlukla Windows yüklü cihazlarda bağlanmak için kullanılıyor. VNC'de Virtual Network Computing'in kısaltması. Bu protokolde Linux için kullanılıyor. Ama genel olarak daha hızlı ve daha stabil olduğu için piyasa RDP'yi tercih ediyor. Nelere bağlanabiliriz desktop özelliğiyle? Yani biraz önce de bahsettim. Desktop özelliğiyle neredeyse ulaşamayacağımız herhangi bir makine yok yani. Tek buradaki ana core şey Linux veya Windows yürütmesi. Ben ekranda gördüğünüz gibi birkaç tanesini yazdım. Yani sonar sistemleri, işte McDonald's'ın post sistemleri vesaire vesaire, PLC'ler, endüstriyel bilgisayarlar, terminaller böyle uzayıp gidiyor. Yani tek şey Linux veya Windows tabanlı olması. Direkt göstereyim bir tanesini. Yine buradan RMS Connect ekranından altında neler yapabileceğimiz var. RMS Desktop diyoruz. Yine bir tane station, bir tane de laptop kurmuştum sabahtan. Yani hepsinin kurulum mantığı aynı. Teker teker gösterip vaktinizi almayayım. Buraya ismi giriyorsunuz, IP'yi giriyorsunuz, portu giriyorsunuz, protokolü giriyorsunuz. Yine portun üstüne geldiğinizde de size standart olarak RDP'nin 3389, VNC'nin 5900 olduğunu gösteriyor. Protokol olarak hangi protokolü istediğinizi seçiyorsunuz buradan. Buradan cihazı seçiyorsunuz. İşte hangi cihazla aynı network'teyse. Şunu da yeni ekledik. Gösteriyor burada zaten ne olduğunu. Bazı bilgisayarlar mesela sadece network level authentication'la bağlantıya izin veriyorlar uzaktan. Onun için bunu kullanabiliyorsunuz. Farkı şu, bunu seçmeden add derseniz cihaza bağlanıyor eğer izin veriyorsa. Bağlandıktan sonra şifre soruyor. Ama network level authentication yaparsanız önce şifresini soruyor. Göstereyim bir tane. 168.1. Ne açayım şeyin ama.
Test diyelim. RDP kullanalım. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Network Level Authentication diyelim mesela. Ne dedik? Test. Zaten bakın bunlar benim Network Level Authentication olmadan yaptıklarım. Bu da Network Level Authentication yaptığım zaman yanında ufak bir kilit çıkıyor. Üstüne basıp bağlanmaya tıkladığınızda generate diyoruz mesela. Gördüğünüz gibi direkt link yaratmak yerine bize username ve password'u soruyor bağlanabilmek için. Önce bunu girmeniz gerekiyor. Sildim bunu. Laptopa bağlanalım mesela. Yine aynı şekilde kurmuştum buradan. Buradan bu arada device details derseniz hangi cihazın arkasında durduğunu görebiliyorsunuz. Yani benim şimdi bağlanacağım bilgisayar sabahtan kurdum. RootX 12'ye bağlı. LAN portu dolu. Burada daha önce dediğim gibi eventler vesaireler. Daha önce yaratılmış olan access istekleri. Bunları görebiliyorsunuz. Şuradaki yeşil şey cihazın online olduğunu gösteriyor. Eğer kırmızı ise bağlanamıyorsunuz. Direkt bu ekranda bu ekrandan da isterseniz WebUI veya CLI'ya direkt girebiliyorsunuz. Tıklayalım. Generate diyoruz. Bize yine yarım saatlik bir link oluştursun. Evet, gördüğünüz gibi bu sefer şifre sormadı. Direkt linki oluşturdu. Tıklayayım linke. Litvanya'daki laptopa bağlanacağız. Bağlandık. User 2. Password'u yanlış hatırlamıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bilgisayara bağlandık. Arkadaşım şahsi bilgisayarı, bu çok kurcalamadan. Şuradan direkt. Buradan istediğiniz şeyi yapabiliyorsunuz. Yani bilgisayarda karşısında oturuyormuş gibi, gördüğünüz gibi. Şimdi VLC Media Player'ı açtım. Uptime'ını, pardon, sürekli uptime diyorum, response time yerine. Cevap süresini görmeniz açısından açtım sadece. Şu an ben İzmir'deyim, bu bilgisayar kalmazsa herhangi bir ekstra özellik kullanmadım gördüğünüz gibi. Sign up diyelim. Daha fazla sıkmayalım arkadaşımızı da. Evet. Devam edelim. Şimdiki slide'dan. Bağlanabileceğimiz şeylerden bahsetmiştim. Şöyle bir genel üstünden geçeyim tekrardan. HTTP, HTTPS bağlantısı, SSH bağlantısı, RDP, VNC bağlantısı. Yani ilk başlarda biz dediğim gibi RMS'i cihazlarımızı uzaktan izleme amacıyla kurmuştuk. Ama bu yolda ilerledikçe bizim için aslına bakarsanız tümden bütün isteklerinize cevap verebilecek bir IoT platformuna döndü RMS. Zaman içinde de yenilemeye devam edeceğiz. RMS sürekli olarak, aktif olarak yenilenen bir platform. Hatta dün bir update geldi RMS'e. Yani şöyle ekranda göstereyim. Gerçi bunların daha lansmanı yapılmadığı için bahsedip demonstre edemem genel olarak. Ama isimlerinden de anlaşılacağı gibi şuradan ekrandan göstereyim size. Bir tanesi Telnet, bir tanesi de Secure FTP bağlantısı yapmanıza yardımcı olacak. Aynı ekran altından, çok fazla bir şey değişmeden. Yine ayarları aynı bunun gibi. Evet, management'ta HTTPS bağlantısı yaptık. Desktop bağlantısı yaptık. Diğer bağlantımızı yaptık. İki tanesini gösterdim. Üçüncü bölüme geçelim. API. Bundan kısaca bahsedeceğim. Yani ne yaptığını hakkında konuşayım. Daha sonra fiyatlamalarıyla ilgili
Aramızda satıştan da arkadaşlar var. İstiyorsanız sorabilirsiniz. Üç başlıktan sonuncusu API. Kısaca bahsedeyim API'dan. Application Programming Interface'in kısaltılması. Muhtemelen hayatınızın bir bölümünde karşınıza çıkmıştır. Ama bilerek veya bilmeden API kullanmışsınızdır. Nedir API? Küçük bir ekranda da GIF görüyorsunuz. Yani en temelinde bilgiyi bir yazılım sisteminden alıp diğerine taşıyor sipariş üzerine. Ekranda görebildiğiniz gibi ben API'yi restorana benzetiyorum. Sizin IoT platformunuz müşteri oluyor burada. RMS de restoran oluyor. Müşteri tek tek istediğini söylüyor. API de bunları RMS'e iletiyor. RMS gördüğünüz gibi istediklerini veriyor. O da size geri dönüyor. Yani RMS API'den parametre listesiyle isteklerinizi yapıyorsunuz. RMS de bunları kendi sisteminizle entegre edip tek bir sistem olarak kullanabilmenizi sağlıyor. Şimdi başlarken sistemin oldukça güvenli olduğundan bahsetmiştim size zaten. Yavaş yavaş konuyu toparlayayım. Çok fazla vaktinizi de almak istemiyorum. Birkaç şeyden daha bahsedeceğim. Güvenlik mekanizmalarımız neler? Ya iki faktörlü otantikasyonumuz mevcut bizim. Birincisi Teltonic ID. Nedir Teltonic ID? İstenmeyen kullanıcıların platformunuza erişmesini engellemek için başvurabileceğiniz bir koruma yöntemi. Bir aplikasyon aslında Teltonic ID. Google Play ve App Store'dan indirebiliyorsunuz. İndirdiğiniz telefondan giriş yapıp eşleştiriyorsunuz. Yani two-step authentication'a büyük ihtimalle aşinadır çoğunuz. Sonrasında eğer RMS'e girmek istediğinizde veya herhangi biri istenmeyen bir erişim yapmaya çalıştığında telefonunuza bildirim geliyor. Eğer sizseniz bu bildirimi yaratan, daha önceden oluşturduğunuz PIN kodunu girerek veya parmak izinizi okutarak onaylayabiliyorsunuz iki adımlı onaylamayı. Eğer değilseniz de tabii ki girmeye çalışan arkadaş ne oluyor böyle diye kalıyor ekranın karşısında. Bunu dünyada yapan ilk IoT platformuyuz biz bu arada. Bunu eklemek isterim. E-mail otantikasyonumuz var diğeri. O da tahmin edebileceğiniz gibi aynı mantıkla çalışıyor. Aplikasyon yerine bildiriminiz onaylı mail adresinize geliyor. Siz de oraya gelen kodu girerek güvenli giriş yapmış oluyorsunuz. Yani çok kısaca göstereyim. Çok arayüzü kullanıcı dostu olduğu için yani girip zaten bir iki dakika baksanız şöyle büyük ihtimalle neyin ne olduğunu çözebilirsiniz. Şuradan sağ üstte tıkladığınızda burada mesela biraz önce de bahsetmiştim. Ara mesela yeni yenilikler geldi dedim ya, mesela changelog'un altında gördüğünüz gibi burada SFTP ve Telnet ile ilgili olan işte bir önceki sürümde neler eklenmiş vesaire vesaire, bunları da görebiliyorsunuz. Hatta dark modu da açayım bir kere. İsterseniz otomatik, isterseniz enable derseniz de beyaz gözüyor olanlar için kullanacağınız zaman bunu yapabilirsiniz. Time zone'a da tıklayalım girmişken. İstanbul seçili bende. Evet, two-step authentication'ı gösterelim. Account settings diyoruz. Çok fazla gösterecek bir şey yok burada. Mail adresinizi güncelleyebilirsiniz. İşte username'inizi vesairenizi. Benim göstermek istediğim şey burada security başlığının altında. Authentication type'dan email veya Teltonic ID'yi seçebiliyorsunuz buradan. E-mail seçerseniz hangi e-mail ile gönderileceği geliyor. Bunu ayarlayabiliyorsunuz. Teltonic ID derseniz de daha önceden eşleştirmiş olmanız gerekiyor. Benim eşleştirdiğim yok. O yüzden çıkmıyor. Ekrana dönelim. İkinci soru, Teltonic cihazları RMS'le nasıl bağlantı sağlıyor? Cihazlarımız RMS platformuyla haberleşmek için MQTT protokolünü kullanıyor. Bu protokolü güvenlik amacıyla tercih ettik biz. Bildiğiniz gibi MQTT TLS protokolüyle X509 standart imza algoritmasıyla korunuyor. Aynı zamanda cihazlar ve RMS sistemimiz arasındaki tüm haberleşme RSA imzasıyla hash and sign edilerek gerçekleşiyor. RMS client bağlantıları ne kadar güvenli? Client bağlantılarımız da HTTPS ile yapılıyor ve enkriptedir.
çift faktörlü koruma sayesinde de bilgileriniz ele geçirilse bile siz istemedikten sonra kimse sizin hesabınıza bağlanamıyor. Siber güvenlik olarak nelere tabiyiz? Şimdi dediğim gibi host olarak dünyanın en sofistike firmalarını tercih ettiği Amazon AWS kullanıyoruz. CISV7 kurallarıyla uyumluyuz ve OWASP 2 sertifikasına sahibiz. Yani OWASP 2 mesela bankalar, finansal kurumlar gibi hayati önem taşıyan finans firmaları tarafından tercih ediliyor. Fiyatlar. Yani fiyatlar hakkında bağlı bulunduğunuz satış müdürü arkadaşlarla konuşmanız daha iyi olacaktır. Ben genel olarak 3 alanda standart olan nedir? RMS karşılığı nedir? Yani bundan bahsedeyim size. Cihazlarımızın tümü 30 günlük deneme süresiyle geliyor. Sonrasında tüm yönetim özellikleri için cihaz başına bir kredi oluyor aylık. Connect özelliğimiz için her firmaya 5 GB ücretsiz data veriyoruz. Yani çoğunlukla şu 5 GB'ı şöyle hesapladık. Çoğunlukla SSH, HTTP, HTTPS bağlantısı yapacak olursanız bu miktarlar size gayet yeterli olacaktır. Ama RMS desktop gibi boyutta data boyutunda yüksek yüklemeleri yapıyorsanız ve ya bunlar için kullanacaksanız tabii ki de çok daha erken bitecektir o 5 GB. Şu konuda da kafa karışıklığı olmasın. Örnek veriyorum, A şirketinin bir RMS hesabı var. Bu hesabı farklı şifrelerde ve kullanıcı adıyla 10 tane teknik eleman kullanıyor diyelim mesela. 5 GB toplamda hepsinin kullanabileceği data oluyor. Yani her birine 5 GB vermiyoruz. Son olarak da 5 GB'ın üstüne herhangi bir şekilde ekleme yapmak isterseniz de bir RMS kredisi karşılığında 2 GB data alabiliyorsunuz. API fiyatları nelerdir? Yani biraz önce bahsettiğim mantıkta bakalım olaya. Firma başına 100 bin adet ücretsiz istek takdim ediyoruz biz aylık olarak. Yani güzel bir rakam bu. Şöyle düşünelim. Bir bakıma 100 bin adet soru cevaplıyoruz sizin için. Ama oldu daha fazlasına ihtiyaç duyacak olursanız 5 kredi karşılığında da 100 bin istek daha sağlayabiliyoruz. 100 bin istek az mı çok mu derseniz yani biraz önceki gibi sizin nasıl kullanacağınıza bağlı. Yani kaç parametreyi ne sıklıkla kullanacaksınız, kaç tane kullanıcınız var vesaire vesaire gibi faktörler devreye giriyor burada. Burada da netleştirmek istediğim bir şey var. 100 bin istek aylık ve tamamlamazsanız kalanlar önümüzdeki aya devretmiyor. Bu genelde sorulan bir sorun. O yüzden cevap vermek istedim, sorulmalı. RMS ile ilgili use case'ler var. Çok fazla uzatmayayım. İki tane gerçek hayatta nasıl kullanıldığını, nerede kullanıldığını gösterebilecek use case'imiz var. Biraz bunlardan bahsedeyim. Ondan sonra da soruları alalım isterseniz. Şimdi ekranda görebildiğiniz gibi ilki tesis altyapısı ağ uzaktan yönetimi. İnternet yapısıyla başlayayım buradaki. Birinci internet kaynağı olarak Rutix 11 kullanılıyor. Ortada gördüğünüz. Rutix 11 aracılığıyla TSW100, PoE switch'imiz ve diğer teltonik olmayan switch'e internet sağlanıyor. TSW100 üzerinde şurada bağlı olan 4 masaüstü bilgisayar bağlı. Diğer yönetilen switch'le de içerisinde önceden yüklenmiş Windows işletim sistemi bulunan endüstriyel bilgisayara bağlı. Ayrıca PLC de bu ağa bağlı. Yani özetlemek gerekirse tüm ağ altyapısı bileşenleri ve tüm makineler aynı ağ üzerinde. Daha önce de bahsettiğim gibi tüm cihazlar aynı ağ üzerinde bulunduğunda her birine uzaktan RMS desktop, SSH, HTTP, HTTPS ile bağlanıp kontrol edilebilme imkanı var. Bu sayede nerede olursanız olun sanki her birinin karşısındaymış gibi parametrelerle işlem yapabiliyorsunuz. Ayrıca RMS API aracılığıyla RMS ile iletişim kuran, burada da ekranda görebileceğiniz gibi kendi SCADA yazılım sisteminizi de kullanabiliyorsunuz. Böylece ihtiyacınız olan verileri RMS'ten SCADA platformunuza çekip erişim ve kontrol için tek bir platform kullanabiliyorsunuz. Oldukça kolaylık sağlıyor. İkinci ve son topolojimiz satış noktalarındaki postların uzaktan erişimiyle ilgili.
Burada da gördüğünüz RootX 12 cihazımız çözümün ortasında. Ya bu bizim aslında hali hazırda en güçlü cihazımız. Ama bu topolojinin yıldızı RootX 12 değil, RMS. Bu örnekte perakende sektöründe giderek daha da popüler hale gelen 4 cell servis ödeme terminali görüyorsunuz alt tarafta. Genelde bu POS'lar Windows tabanlı makineler tarafından yönetiliyor, aşinaysanız. Şimdi bu topolojide internet bağlantısını RootX 12 sağlıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi burada RMS desktop özelliğimiz öne çıkıyor. Yani zaman zaman bu makinelerin çalışmadığını, takıldığını falan görüyorsunuz buradaki perakende marketlere, zincirlere gittiğinizde. Ve genelde mağaza personeli bu sorunları çözebilecek yetkinlikte olmuyor. Dolayısıyla şirket merkezinden ya bir teknisyen gelmesi gerekiyor. Yani bir şekilde merkezden etki edilmesi gerekiyor bu soruna. Dolayısıyla yani bir veya iki cihaz için teknisyen yollamak oldukça maliyetli olur. Hani aynı anda 100 tane cihaz da bozulmayacağı için işte teknisyenin zamanıydı, eğer dışarıdan o outsource yapıyorsanız ona ödenecek ekstra vesaireydi, paraydı. Sizi bu sıkıntılardan kurtarıyor. Desktop özelliğimiz sayesinde biraz önce de gösterdiğim gibi tek tıkla sanki karşısındaymış gibi hallediyor sıkıntısını teknisyen arkadaşlar. En önemlisi de bunun için VPN'e ve en önemlisi de public IP'ye ihtiyacınız olmuyor. Şimdi genel hatlarıyla bahsetmek istedim ben aslına bakarsanız. RMS'e son bir kez daha bakalım. Ola ki gözümden kaçmış, ekranda unuttuğum bir şey var mı diye. Notifikasyonlardan cihazınızın son 30 günde sizin önceden belirlediğiniz notifikasyonlarla ilgili geri bildirim alıyorsunuz. Mesela buradaki notifikasyon hani her cihaz için bir RMS kredisi gerekiyor diyor 30 günlük için. Benim artık onun kalmadığını söylüyor. Yani bu süre bittiği zaman yenileyebilecek kredim yok. Bununla ilgili gelmiş. Cihazlar. Burada eğer cihazınızın içinde kurulu hotspot varsa aktif hotspotları buradan yönetebiliyorsunuz. Diğer hesapta var mıydı? Yani diğer hesapta da yok sanıyorum. Evet. Yani hotspot'un aktif olması gerekiyor bunu yapabilmeniz için. Wi-Fi'da vardır büyük ihtimal. Evet. RootX 11'i mesela Wi-Fi ile bağlamışım internete. Buradan ne kadar data yolladığını, ne kadar aldığınızı, şu an bağlı olan client sayısını, hangi firmware'i yönettiğini gösteriyor. Burada file dedik. Daha önce de dediğim gibi diğer account'ta vardır büyük ihtimalle. Orada da yok. Yani burada da var. Evet. Mesela daha önceden indirdiğim events log'lar, bunlardan bahsetmedik. Bunlardan da bahsedelim. Raporlardan bahsettik. Ana ekrana döneyim cihazların bir tanesine. Mesela tıklayalım. RootX 9'a tıklayalım. Buradan yani bunlardan da bahsedelim. Kolay biraz aslında ama yani yeni bir cihaz ekleyeceğiniz zaman atıyorum RMS'e. Bunu büyük ihtimalle teknisyenler yapacaktır. Buradan şu an için seçili olan firma RMS Webinar mesela. Daha başka firmalarınız olsun onu buradan seçebiliyorsunuz. Hangi cihaza ekleyeceksiniz? İki tarz network cihazımız eklenebiliyor bizim bu ekrana. Root ve TRB serisi. Root serisine eklerken cihaza burada isim veriyorsunuz. İsim verdikten sonra seri numarasını giriyorsunuz. Submit deyip kuruyorsunuz. TRB'ler rootlarda MAC adresi kullanırken TRB'lerde e-mail numarasını kullanıyoruz kullanırken. Submit dedikten sonra zaten hemen kısa bir süre içinde online oluyor. Buradan da dediğim gibi daha önceden oluşturduğunuz bir dosya varsa bu dosyayı atabiliyorsunuz. CSV vesaire. Device location'ı alabiliyorsunuz yine dosyadan. Yine ismini değiştirebiliyorsunuz. Evet, buradan da unregistre edebiliyorsunuz cihazı. Cihazı unregistre ettiğiniz zaman krediniz gidiyor. Dolayısıyla bununla ilgili ara ara şikayetler alıyoruz. İşte unregistered ettim, bir tane
hesaptan sonra diğerine register etmek istediğimde kredim gitmişti vesaire diye. Onda dikkatli olmak gerekiyor. İşte buradan yine RootX 8'i update periyotlarını seçiyorsunuz. Hangi buna dikkat etmeniz lazım. Çünkü kullandığınız data büyük ölçüde artabilir buradan. İşte dinamik burada hepsinin yanında ne olduğu yazıyor. Gördüğünüz gibi teker teker okumayayım size. Hangi parametreleri isteyecek, ne kadar aralıkta isteyecek, saat mi, dakika mı? Burada yine aynı şekilde. İşte hotspot mesela, hotspot'u açmamışım buradan. Gerçi cihazda da hotspot yok, açsam da kurulu bir şey fark etmeyecekti. Input output'ları gösteriyor. GPS vesaire. Burada size ortalama ne kadar data yapacağınızı gösteriyor. Mesela birkaç tane açayım şöyle. Datanın ne kadar drastik olarak artabileceğine bakın. 5 dedik mesela. Minutes. Daha da indirebiliyorsunuz. Vesaire bakın. İndirdikçe artıyor. Hotspot user kullanıcılarının kullandığı dataya göre de tabii ki değişecektir bu. Aksiyonlardan firmware update etmeyi konuştuk. Herhangi bir şekilde update varsa onu durdurma. Elle cihazın bilgilerini aktive etme. Cihaz aksesleri burada kurduklarımız aksesleri gösteriyor. Eğer direkt cihazın içine girip teker teker yapmak istemiyorsanız buradan kurduğunuz akseslerden de size gösterebilir. İşte buradan ekleyebilirsiniz, buradan silebilirsiniz. Şifre değiştirdik. Task Group'tan bahsettim. Reboot yapıp cihazı baştan başlatabilirsiniz. Gerekli mi? Yapalım. Baştan başlattı cihazı. Şimdi RootX 9 gitti. Bir dakika içinde geri gelecektir. Başka seçelim. RootX 240'ı seçeyim. Configure'dan bahsettik. Biraz önce sim giderse öbür sim devreye girsin diye. Upload backup'tan bahsettim. Sağlıklı çalışan bir backup'ınızı buradan yükleyebiliyorsunuz. Yani aynı şekilde VPN site blocking'den buradan kural ekleyerek siteleri de bloklayabiliyorsunuz. Alarmlardan bahsettik. Ha, export. Bundan bahsetmedik. Mesela şu RootX, şu an tıkladığım RootX 240'ın memnunsunuz ve 1000 tane RootX 240'ınız var aynı firmware'i kullanan. Buradan backup diyorsunuz. Cihazın içinde olan bütün özellikleriyle beraber GZ dosyası olarak bunu indiriyor. Bastığınızda bilgisayara indirir. Daha sonra diğer cihazlarınıza bunu kurabiliyorsunuz. Ya da atıyorum cihaza format atacaksınız. Tamamen format atılsın ama ondan sonra ben özelliklerimi geri isteyeyim derseniz de bunu seçebilirsiniz. Event log cihazda olan bitenle ilgili daha önce bahsettim bundan. Confirm diyelim. Evet, TXT dosyası olarak cihazda bütün indirdiği eventleri buradan indirebiliyorsunuz. Neden indirmedi? Evet. İşte ne var ne yok buradan da ne olmuş cihazda görebilirsiniz. Troubleshoot. Mesela bir sorun çözemediniz. Ya da teknik bilginiz yeterli değil ya da teknik elemanlarınız da bir sorun çözemedi. Bize ulaşacaksınız. Yani teker teker işte size o mu oldu, bu mu oldu, nereye bastınız, oraya mı bastınız demek yerine şunu indiriyorsunuz troubleshoot dosyasını. Bu sizin cihazda yaptığınız, yapmaya çalıştığınız, yanlış yaptığınız, bütün ne kadar hareket varsa network hareketi vesaire hareketi onların hepsini belli bir şekilde compile ediyor. Genelde biraz büyük olduğu için bu dosya biraz uzun sürüyor. Daha sonrasında eğer şeye girdiyseniz bizim Crowd Support forumumuz var. Oraya da girmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Aktif olarak sorularınıza cevap veriyorlar. Ola ki hızlı bir cevap almak isterseniz vesaire diye. Yine GZ file olarak indirdim mesela. Genelde bizim mühendislerimiz veyahut da forumdaki yardımcı olan arkadaşlarımız size diyorlar ki troubleshoot files'ı bize yollayın. Bir bakalım ne var ne yok makinede.
Tag'lerden bahsettim. Çok fazla cihazınız varsa işte İzmir'dekiler, İstanbul'dakiler o cihazlar, bu cihazlar diye tagleyebiliyorsunuz. User'lar. Buradan benim bir tane user'ım var. Bu firma için kurduğum. RMS Webinar firmanın adı. Kendimi admin olarak kurdum tabii. Buradan invitation'la invite new user dediğiniz zaman hangi firmaya, hangi mail adresini kullanarak hangi rol yollayacağınız. Üstüne geldiğinizde hangi rollerin neler yapabileceği yazıyor. End client, advanced client, guest var. Buradan da kurduktan sonra remove user deyip user'ı çıkarabiliyorsunuz. Burada da şirket kurma kaldırma var. Şu an için bu hesapta sadece RMS webinar var. Eğer daha fazla şirketiniz olursa hepsi böyle alt alta sıralı olacaklar. Hangisi parent company? Atıyorum bir tanesi sizin ana şirketiniz için kullandığınızdır. Diğerlerini alt ayrıcalık olarak vermişsinizdir. Parent olan her zaman burada çıkacak. Kaç tane bağlı? 5 tane bağlı. Kredim kalmamış. Yani 30 günlük süre bittiğinde yenilemeyecek ekranı. Dolayısıyla kontrol edemeyeceğim. Management ekranı bu. Burada kaç tane cihaz kontrol ediliyor? Ne kadar kredim kalmış? Ne zaman bitecek? Mesela bunu 2 gün önce yapmışım. Bir ay olacağı için 18'inde şu tarihte bitecek. Krediniz varsa ve bunu açık bırakırsanız otomatik yeniler. Monitoringi açıp kapamak yine sizin elinizde. Servisi başlatıp sonlandırmak da sizin elinizde. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Sonlandırdığınız zaman bir daha başlatırsanız yeni bir kredi harcayacaktır. Buy kredi isteyip kredi alabilirsiniz. Buradan auto extend'i on off yapabiliyorsunuz her cihazınız için ayrı ayrı olarak. Mesela Route X8'i kapatalım. Route X8'in auto extend'ini kapattı mesela. Servisler de aynı şekilde. RMS Connect'ten genel olarak bahsettim. Buradan da her firmaya 5 GB data veriliyordu. Bunu söylemiştim size. Buradan da eğer işte data derseniz, eğer varsa hesabınızda credit count'tan ekliyorsunuz. Yoksa buy credits deyip kredi alabiliyorsunuz. Ana ekrandan bahsettim. Başka düşünüyorum. Şundan da bahsetmiştim. Burada filtreye göre arama yapabiliyorsunuz. Burada bütün gördüğünüz her şeye göre arama yapabiliyorsunuz. İşte firmware arayabiliyorsunuz. Connection type arayabiliyorsunuz vesaire vesaire. Mesela connection type kart var mı bilmiyorum şimdi. Var. 4G kullanan Route 9'da Route 240 var mesela. Filtreleri sildiğimizde normale dönüyor. Default olarak gelen ekran bu. Ama ekranda bu cihaz karşılama ekranında sizi neler görsün diye seçecek olursanız mesela aşağıda normalde device map çıkıyor. Şimdi bunu tıkladım ben. Device information geldi. Tıklıyorum input output. Yok şu an bir şey çünkü. Mobil diyorum mesela. Mobil dataların ne durumda olduğu. Buradan bunu seçebiliyorsunuz. Reset derseniz normal haline dönüyor. Buradan da yukarıda gördüğünüz chartlar, aşağıdaki değil, şunları seçebiliyorsunuz. Mesela şu an için statü seçili. Neyi seçelim mesela? Device firmware'i seçelim. Gördüğünüz gibi geldi buraya otomatik. Modem firmware'i seçelim. Modem firmware de geldi. Reset derseniz de bizim default olarak belirlediklerimizi seçiyor. Burada soru sormak isterseniz biraz önce bahsettiğim bizim Crowd Support Form'a gidebiliyorsunuz. Nereden alabileceğiniz RMS kredisi vesaire gösteriyor. Eğer yeniyseniz bu webinarı izlemek istemiyorsanız veyahut da İngilizce olarak teker teker kendim başlatsın diyorsanız bana buradan choose tour dersiniz. Buradan neyin nasıl yapılacağını size teker teker gösteriyor. Oldukça kullanıcı dostu. Şöyle bir bakıyorum. Evet, bahsetmediğimiz bir şey kalmadı sanıyorum.